Ama evet. Şunu hocamın anlattığı şu açıdan çok önemliydi. Yani akılla iman birbirinin boşluklarını dolduran, birbirlerinin alternatifleri değil. Evet. İman Kur'an'a göre bir şeyden emin olmak demek. Bir zihin halidir iman. Ve bu emin olma durumunuzu siz akılla da temellendirebilirsiniz, ailenden duyduğunuzla temellendirebilirsiniz. Yani imanın bir gelenek ve taklitle olması da mümkündür, akılla olması da mümkündür. Yani İslam görmediğimiz şey inanmayı öğütlemiyor mu bize evet, o zaman? Evet ama dikkat edin, o görmediğiniz şey inanmanızın altında da bir mantık var. Mesela alternatif, Kur'an dikkat ederseniz sürekli o gayba iman etmenizin mantığını çiziyor. Niye? Mesela diyelim ki çünkü Kur'an'da o gayb geldiği için Kur'an'a iman ediyorsunuz. Ama sonra Kur'an'la ilgili diyor ki, haydi eğer ki bu Kur'an'ın yalan olduğunu söylüyorsanız haydi onun bir benzerini getirin. Tabii. Eğer ki bunu geçiremezlerse biliniz ki onlar yalancılardır diye. Allah'ı görmüyoruz ama Allah'ın niçin var olduğunu Kur'an uzun anlatıyor. Amerika'da Furkan diye bir şey taklit ettiler, ağızlarına yüzlerine başladı. Buradaki şimdi yani iman bir zihin hali, bu zihin halinize nasıl sahip olup aklı bunda kullanıp kullanmayacağınız, bu zihin halinizi nasıl oluşturup oluşturmadığınızla ilgili bir mesele. Kur'an mesela putperestleri kınarken ne diyor? İşte onlar biz atalarımızın üzerinde bulduğumuz için buna inan ediyoruz. Kur'an diyor ki ya atalarınız hiç kafayı çalıştırmadılarsa yine mi ona uyacaksınız diyor. Yani yanlıştan kurtulmada aklın bir ölçü olduğunu Kur'an'ın kendisi koyuyor. Evet. Ve bugün bunu alıp da bir kısmına ne yazık ki tasavvuf adına, onlar tasavvuf başlığını atıyorlar. O tasavvuf mudur değil midir ayrı bir tartışma konusu ama tasavvuf adına aklı ne kadar kullanırsanız o kadar az iman etmişsinizdir. Bu yollarda akılla yürünmez diye Kur'an'da geçmeyen şeylere bir mantık üretiliyor. Mesela ne zaman Allah'ın varlığının delilleri nereden anlaşıldığını anlatsak bir telefonla bağlanan tweet atan falanca işte Allah'ın varlığının delilleri anlatmış işte 10 tane delil anlatmış demek ki sen 10 kere şüphe ettin demiş. Gibi böyle bir masal var. Onun bir Muhittin Arabi versiyonu var. Hazreti Ali'ye atfedilen versiyonu var. Hemen bunu anlatayım. Ben de hemen şey yapılabilir yani.